Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ip koparmadan motif birleştirmeyi göstereceğim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir zincir çekiyoruz. İpimizi aldık ve motifimizin herhangi bir köşesinden örmeye başlıyoruz. İki zincir çektim. Aynı noktaya üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane. Bir zincir çektim. Yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Dolgularımı ikili trabzanlar değil, üçlü trabzanlar şeklinde yaparak bütün çantalarımı bu şekilde ekliyorum arkadaşlar. Çünkü ekleme gerçekten dolgular uzun olunca kendini çok fazla gösteriyor. O yüzden sizler de bu şekilde eklerseniz mutlaka fark edecektir. Aralarda bir zincir çekerek örmeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bu köşeye gelene kadar öreceğim. Sonrasında artık diğer motifimizi eklemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben motifimin iki köşesini ördüm. Şöyle göstereyim sizlere. Köşesinden başladım. Zincirle beraber 3 tane saydım. 2 üçlü trabzan. Köşelerde arada 2 zincir çektim. Normalde bir zincir çekerek motifimin iki köşesini ördüm. Bir sonraki motifimi eklemeye başlıyorum. En son boşlukta üçlü trabzan yapmıştık. Bir zincir tım başına ilmek alıyorum. Motifimi aldım. Motifin ön yüzü bana bakacak şekilde herhangi bir köşesinden batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Bakın böyle olacak. 2 ve 3. 3 tane doldurduktan sonra hiç zincir çekmeden iki motifi arka arkaya bu şekilde çeviriyorum ve ilk boşluğa zincir çekmeden bir tane sık iğne yapıyorum. İlk eklemimi yaptım. Bu işin mantığı, elinizdeki ön motifi örüp örülmüş olan diğer motifi aynı anda bunu eklemek. Üçlü trabzanımı yaptım. Karşılığına gelen boşluğa tekrar eklemimi yaptım. Önümdeki motifimi örüyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. Ördükten sonra karşı boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın eklemelerim oluşmaya başladı. Böyle görebilirsiniz. Şimdi dilerseniz köşeye kadar birlikte örelim. Daha sonrasında kapatıp devam edeceğiz. 2 3 Karşı boşluğa batıyorum. Önümdekini örüyorum. Karşı boşluğa sık iğne yapıyorum. Zincir çekmeden üçlü trabzan yaparak evet. Şimdi köşeye geldim arkadaşlar. Köşeye üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu noktaya kadar hiç aralarda zincir çekmedim. Burada bir tane zincir çekiyorum. Boşluğun içerisine batıyorum.
ve bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Bakın, köşemi ördüm bu şekilde. Şimdi bu köşeyi öreceğim, daha sonra bu köşeyi öreceğim ve bir sonraki motifimizi eklemeye başlayacağız arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben buradaydım, ekleyerek buraya geldim ve sonrasında burayı ördüm ve burayı ördüm. Yani motifimin iki köşesini ördüm ve üçüncü motifimi eklemeye geçiyorum. Üçlü trabzan yapmışım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki motifimi alıyorum. Herhangi bir köşesinden üçlü trabzan yaparak batıyorum. Bakın böyle olacak. Sonrasında zincir çekmiyorum. Bu motifimi arkaya döndürüyorum ve karşılığına gelen boşluğa eklememi yapıyorum. Yani sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Aynı sistemde biraz önce ne yaptıysam yine aynısını yapıyorum arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Ön motifi örüyoruz. Arka motife sık iğne yaparak ekliyoruz. Dediğim gibi bu teknik çok kolay. Hiç ipimizi koparmıyoruz. Ama sadece dışarıdan bakıldığında biraz karmaşık gözüküyor. Yine aynı şekilde ördüm. Üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Karşılığına gelecek boşluğa sık iğnemi yapıyorum. Ve ekliyorum. Çok temiz, çok kolay bir teknik. O kadar fazla soru geldi ki bana bu videoyla alakalı. Şu an çekebildiğim için gerçekten çok mutluyum. Sizler de bu teknikle çantalar, hırkalar, battaniyeler örebilirsiniz. Köşeme geldim. Bakın, bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine batıyorum. Yani üçüncü motifimi de buraya bağlamış oldum. Şimdi arkadaşlar size şöyle anlatayım. Teknik bu. Bu şekilde ekleyeceğiz. Şimdi ben bu köşemi öreceğim. Sonra tekrar bu köşemi öreceğim. Bir sonraki motifimi alıp aynı bu şekilde eklemeye devam edeceğim. Yani bu şekilde tam 8 tane motifi uzun şerit halinde öreceğiz. Ben 8 motifi ekledikten sonra geleceğim arkadaşlar. Daha sonra diğer 8 motifi bunun yanına ekleyeceğiz. Aşama aşama göstereceğim. Ördükten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, ben 8 motifimi ekledim arka arkaya. En başından sonuna kadar teknik aynı, hiçbir değişiklik yok. Motifimizin iki köşesini örüp diğer motifimizi elimize alıyoruz ve birleştiriyoruz. Tekrar iki köşe örüp
yeni motifimizin eklemesine geçiyoruz. Ekledikten sonra yeniden iki motif, yani bu şekilde ilerliyor. Bakın arkadaşlar, şimdi burada ben burada köşemi yaptım. Artık buradaki köşemi de yaptıktan sonra buraya döneceğim. Yani buradaki bu boşluğu, örülmemiş kısmı örerek komple aşağıya kadar, buraya kadar geleceğim. Şimdi sizlere şuradaki yeri göstereceğim arkadaşlar. Şuradaki bağlantıyı göstereceğim ve ondan sonra motifimizin alt kısmını kapatarak ikinci sıramızı eklemeye başlayacağız. Onu da size örerek göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben köşemi ördüm. Şimdi motiflerimin alt kısmını kapatarak komple bu şekilde bu kısmı böyle kapatacağım. Buraya gelene kadar dümdüz öreceğiz. Burada size şuradaki köşeyi göstermek istiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Yine hiçbir değişiklik yok. Köşeme geldim. Yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın şu boşluğa batıyorum. Yine bir zincir çektim. Aynı boşluğa battım. İki ve üç. Şimdi bu şekilde aralarda bir zincir çekerek sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Burayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna geldim. Şöyle göstereyim size. 8 tane böyle bir motifimiz var. Buradaydım bir önceki kısımda. Örerek sıra sonuna geldim. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız. Hemen başlıyoruz. Bir zincirimiz var arada. Buradaki zinciri unutmuyoruz. Motifimizi aldık. Burayı kapatmıyoruz arkadaşlar. Burası bu şekilde açık kalacak. Yine 3 tane üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz ve hiç zincir çekmeden motifimi arkaya kapatıyorum. Bakın, bu başlangıç yerimde ikinci sıraya geçtim. Kapatıyorum. Tekniğim yine aynı. Önümdeki motifi örüp örülmüş motifi sık iğne ile birleştirmek. Birlikte örelim. Hızlı bir şekilde. Tekniğini göstermiştim zaten. Evet, son köşemize geliyoruz. Birleştirmemi yaptım. Bir tane boşluğumuz kaldı. Bunu da örüyorum. Ve köşedeyim. Şimdi yine üçlü trabzanlarımı yaptım.
Bir zincirimi çekiyorum. Bakın. İkinci sıram buradan devam edecek ileriye doğru. Şimdi buradaki köşeyi ekleyeceğiz. Zincirimizi tekrar çekelim. Buradaki boşluğa tam ortasına batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İlmek alıyorum. Yine üçlü trabzanımı içine dolduruyorum. Arkadaşlar şimdi bakın tam orta kısmın yani 1/4'ünü eklemiş oldum şu anda. Şimdi buradan tekrar örerek boş bir şekilde buraya geleceğim. Daha sonrasında yeni motifimi alacağım. Buraya ekleyeceğim ve devam edeceğim. Bunun videosunu tekrar buraya geldiğimde sizlere örerek göstereceğim arkadaşlar. Burada buluşalım. Köşemi ekledim. Tekrar bu köşeye geldim. Bir zincir çektim. Çekmemişim. Çekiyorum. Şimdi diğer motifimi aldım. Yine bu motif yan yana ikisi de ön yüzü bana bakacak şekilde motifimin herhangi bir köşesinden birleştirmemi yapıyorum. 3 tane üçlü trabzanımı yaptım ve bu motifimi hemen arkaya çeviriyorum. Bakın böyle başladım yine. Bu motifimi buraya döndürüyorum. Ve tam karşılığına gelecek şekilde birleştirmemi yapıyorum. Ve yine ön motifi örüyorum. Arkadaki motifin boşluğuna sık iğnemi yapıyorum. Dediğim gibi başından sonuna kadar teknik hiçbir şekilde değişmiyor. Her zaman örülmemiş motifi örüp ördüğümüz köşeye sık iğne yapıyoruz. Şimdi köşemize geldiğimizde dört bir köşesini birleştirmiş olacağız motiflerimizi. Siz de işin mantığını daha iyi çözmüş olacaksınız. Dediğim gibi biraz karmaşık gözüküyor ama gerçekten öğrendikten sonra bu teknikle çok güzel battaniyeler, hırkalar ve çantalar üretebileceksiniz. Tertemiz hiçbir şekilde ipinizi koparmıyorsunuz. Kopartak yapmıyorsunuz. Son boşluğuma geldim. Şimdi evet arkadaşlar tam ortaya geldim. Bakın buradayım. Şimdi burayı kapatacağım. Yine boşluğuma 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Tam ortasına gelecek şekilde batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Üçlü trabzanımı içine dolduruyorum. Evet. Bakın. Şimdi birinci sırada tek bir köşeyi eklerken şimdi bu köşemizi ekledik ve bu köşemizi de ekleyerek buraya geleceğiz. Orta köşemizi eklemiş olduk. Aynı şekilde burayı da burayı örüp buraya sık iğne yapacağız. Bu şekilde köşemizi tamamlayarak sıra sonuna geleceğiz arkadaşlar. Teknik aynı hiçbir şekilde değişmiyor. İkinci sıramızı bu şekilde kapatacağız ve şöyle ikili 16 motifi bir araya getirmiş olacağız arkadaşlar.
Arkadaşlar ben eklemelerimi yaptım. Bakın. Bu şekilde 16 motifimi bir araya getirdim. Yani ekleme şeklim hiç değişmiyor. Birinci sırada anlattığım şeylerin aynısını ikinci sırada, üçüncü sırada, dördüncü sırada teknik bu arkadaşlar. Size de daha önceki önceki bölümlerde gösterdim. Şimdi köşemi döndüm. Buraya geldikten sonra köşemi döndüm ve burayı size tekrar göstermek istiyorum. Aynı köşelerde, aynı boşluğun içerisine üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın. Boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer köşenin ikinci boşluğunu tamamlıyorum üçlü trabzanlarımla ve bir zincir çekerek bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde sıranın sonunu aynı bu yaptığım şekilde aşağıya kadar öreceğim. Bu noktaya kadar. Buraya geldiğimde tekrar görüşelim. Ben sıramı tamamladım ve bu köşeme geldim. Bakın. Şimdi çantamızın ana gövdesini birleştirme zamanı. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bir birleştirme yapacağız buradan. Aynı motiflerde olduğu gibi yine ön kısımdaki motifi örüp arka kısımdaki örülmüş yere şey yapacağım, bağlama yapacağım, ekleyeceğim yani parçamı. Şimdi onu size hemen göstereyim. Köşemde üçlü trabzanım var, bir zincirim var. Diğer köşeye battım, sık iğnemi yaptım ve tekrar aynı boşluğa trabzanımı yapıyorum ve karşısına denk gelen boşluğa sık iğne, yine mantık aynı, örüyoruz. Bu kısmı karşıya ekliyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde burayı kapatacağım ve tekrar geleceğim. Arkadaşlar, size bu köşeyi eklemesini göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi burada biraz kafanız karışabilir. O yüzden burayı da size göstereyim. O şekilde devam edeyim dedim. Normalde düz aşağıya kapatacaktım. Sonra video çekecektim ama burada kafanızın karışacağını düşündüğüm için burayı size göstermek istiyorum. Şimdi son köşeme geldim. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Ve eklememi ilk önce buraya yapıyorum. Burayı kapadım. Sonrasında karşı boşluğa batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Ve sonrasında tekrardan diğer köşenin ikinci boşluğuna batarak devam edeceğim arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye ipim çok çıktı. Tekrar örüyorum. Burada kafanız karışmasın diye tekrardan size küçük bir gösterim yapmak istedim. Bakın, köşemiz oluştu burada. Ve şimdi karşıya bunu ekliyorum ve devam ediyorum. Sonra alt kapatma videosuna geçeceğiz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bakın söylediğim gibi başlama yerime geldim. Son köşedeyim. Son köşemi de üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Buradaki dolgunun tepesine battım. Sonra bunu karşı boşluğa ekledim. Şu anda ana gövde birleşimini yapmış oldum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu parça size çok büyük gelebilir. Bunun altı kapandığında ve üst örüldüğünde çanta toparlıyor ve tam bir formunu alıyor. Ben tüm detayları sizlerle paylaşacağım. Şimdi dilerseniz alt kapatma kısmına geçelim. Elimizde 3 tane motifimiz kalmıştı. Şimdi bu 3 motifi bu kısma ekleyeceğiz. Zincirimi çekiyorum bir tane. Motifimin herhangi bir köşesinden eklemeye başlıyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. Karşı boşluğa sık iğnemi yapıyorum ve devam ediyorum. Bir motifimi ekledim. Köşeye geldim. Bir zincir çektim üçlü trabzanımdan sonra. Karşıdaki boşluğa birleştirmemi yapıyorum. Örerek aşağıya geleceğim. Köşeme geldim. Diğer motifimi aldım. Motifimi yine diğer motifle arka arkaya getiriyorum. Ve eklememi yaptım. Şimdi bu motifimi önden örüp bu kısımdan ekleyerek yukarıya geleceğim. Köşeme geldim. Eklememi yaptım. Şimdi bu köşenin orta boşluğuna sık iğnemi yapıyorum. Motifimin eklemesini yani yapıyorum. Tekrar orta kısma üçlü trabzanımı yapıyorum. Karşı boşluğuma motifimi ekliyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde alt kapatmamı yapıyorum. Şimdi burayı ekleyeceğim. Buraya kadar burayı ekleyeceğim. Burayı da örerek aşağıya geleceğim. Sonra yine görüşelim. Ben buradan kapatmamı yaptım. Örerek aşağıya geldim. Şimdi bir zincirimi çekiyorum ve artık son motifimi ekliyorum. Yine herhangi bir köşesinden battım. Üçlü trabzanımı örüyorum. Motifimi arkaya çevirip bağlantımı yaptım. Sık iğne ördüm. Üçlü trabzanımı örüyorum.
Şimdi arkadaşlar aynı bu teknikle hiç değiştirmeden ben motifimi buradan yukarı ekleyeceğim. Daha sonra bu kısmı ekleyeceğim ve tekrar görüşelim. Üçüncü motifimi de yerine ekledim. Şimdi arkadaşlar bakın artık iyice belirgin oldu kapatmamız. Şimdi bu köşeyi ekleyeceğim. Daha sonra dümdüz bir şekilde bu köşeyi ekleyeceğim buraya. Bakın yerleri zaten belli ve son köşemi ekleyerek bitiş noktasına geleceğim ve çantamızın eklemesini, alt eklemesini bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, ben eklemimi bitirdim. Alt kısmı da örerek kapattım ve çantam artık bu güzel forma ulaştı. Sizler de bu teknikle eğer benim anlatımıma dikkat ederek yaparsanız bu şekilde her bir köşesi yerine oturan tertemiz bir ekleme yapabilirsiniz. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda çantamın üst bölümünü öreceğiz arkadaşlar. Çantamız bu kısımdan örüldüğünde nasıl oval kısma geliyor? Yani hafif daraltıyorum ve sapını örüyorum arkadaşlar. Bu detayları da sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın.